futbol camiamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Tabii birçok sorun da beraberinde var. İnşallah bu yeni yönetimle birlikte bu sorunların da üstesinden geleceğine inanıyoruz yeni yönetimimizin. Öncelikle burada bazı değişiklikler yapıldı. Genel kurulda alınan kararlarla birlikte. Biliyorsunuz belki en önemlilerinden bir tanesi de yabancı delegelerin genel kurullarda oy kullanabilmesine izin verildi genel kurulumuzca. Bunun da ülke futbolumuzun gelişimi adına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Zira futbol kulüplerinin uluslararası manada satışlarının yapılması önemli, değer kazanması önemli. Bu noktada önemli bir adım olarak görüyoruz. Tabii ki ekonomik noktada da ciddi sıkıntılarımız var. İnşallah yeni yönetim, yeni yapılan çalışmalarla bunun da üstesinden gelecektir diye umut ediyoruz. Temennimiz de bu yönde inşallah muvaffak olurlar. Tabii biliyorsunuz biz iki senedir, yaklaşık 2,5 senedir görevdeyiz. Bu noktada çok ölçüp biçiyoruz transfer yaparken de. Özellikle geçen sene sezonu 3. bitirdikten sonra büyük bir beklenti oldu. Ama bu senede bizim hep söylediğimiz Konyaspor ilk 4-5 sene ilk 10 içerisinde yer alacak bir takım olacak demiştik. Bu senede 8. bitirdik. Tabii bunun da verdiği bir durumla birlikte transferde yeni başladı sezonda. Çeşitli mevkilerde hocamızla istişare ederek verilen rapor doğrultusunda bazı bölgelere transferler yapılacak. Tabii isim vermekten kaçınıyoruz biliyorsunuz. Ama inşallah o eksik bölgeleri de kısa sürede dolduracağız. Hocanın raporuna göre 5 tane transfer yapacağız bazı bölgelerde. Sorularınız varsa cevaplayalım arkadaşlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.